var. Evet, sağ taraf okulmuş. Okula. Okulu güzelce haline bir çekelim. Burada yüzlerce öğrenciler, mezun olan insanlar okudular. Anıları yad etsin. Sen de burada okudun mu muhtarım? Abi ben 4 sene okudum burada. 4 sene. Sene kaçta? Abi 2006'dan 2009'a acaba burada okudum ben. 2006-2009. Ondan sonra biz şimdi şu an Pazarcık'a taşımalı sistem var abi. Öğrenci sayısı az olduğundan dolayı Pazarcık servisinden öğrencileri götürüp getiriyorlar. Evet. Sen okula giderken okul arkadaşlarından kimler vardı muhtarım? Biraz anlat bakayım şöyle. Abi benim okul arkadaşlarım, benim kendi sınıf hani beraber okuduğum aynı sınıfta Harun Aksu vardı. Kadir Arman var. Harun Aksu uzman çavuş şu an. Muş'ta abi. Kendisine hayırlı görevleri dileyen. Kadir Arman var. O da Fransa'da abi. Ondan sonra Bilal vardı. Bilal Metin. Bilal Başdoğan. O da astsubay oldu abi. Ona da hayırlı görevleri diliyorum. Ahmet abin neyin oluyor senin? Ahmet abi benim amcam. Amcan mı oluyor? Amcam ha. Etçik de Ahmet abiden bahsetmeyeyim. Koç Ahmet mi diyorlar ona? Abi Koç Ahmet olarak bilirler. Ahmet Tuğrul. He. Nerede kendisi? Kendisi Fransa'da ikamet ediyor abi. Yazın geliyor. Yazın geliyor abi. Köyün alt başında evi var. Az sonra onu da gösteririz. Yazın geliyor, yazın 10-15 gün, 20 gün burada tatilini yapıyor. Sağ mı dönüyorum? Sağ abi, sağ, direkt sağ. Evet. Devam et abim. Kimlerin evleri var buralarda şöyle? Abi yan taraftaki Battal Metin'in evi, kendisi vefat etti. Çocukları burayı yeniden yaptıracak. Çocukları Kayseri'de, yurt dışında var. Evet. Hemen ilerisindeki de Mustafa Metin'in evi. Şimdi önüne direkt geliriz. Kaç yıldır Fransa'da? Abi bayağı oldu ya. Tam yıl olarak bilmiyorum da hani bir 30 sene falan olmuştur. 30 yıldır orada. Aynen abi. Tam yıl olarak anladım. Bilmiyorum. Şu ne ağacı şimdi? Buna biz ahlat derik abi. Bu armutun ufağı. Ahlat. Evet. Ahlat türküsü mü vardı muhtarım? Vallahi ahlat. Onu bir söyleyelim. Bilmiyorum abi şimdi. Ahlatın başındayım. 16 yaşındayım. Duydun mu böyle bir şeyi? Duydum duydum. Hatırladım abi. Ama çürümüş ellem ki dibi. Abi yaşı büyük olduğundan öyle. Kaç yıllık bu ahlat ağacı? Abi bu hiç iyi olsa bir 100 senelik vardır ya. Vardır böyle değil mi? Fazlası da vardır abi. Bura Mustafa Metin'le abi burası. Evet. Çocukları yurt dışında var, yurt içinde var abi. Niye hayran köy demişler muhtarım? Abi köy kurulmadan önce buraya işte rivayete göre karşı dağdan bakmışlar. Bizim buranın yeşiline, güzelliğine hayran kalmışlar. Buranın adı hayran olsun. Hani bir rivayet öyle gelişiyor abi. Duyduğuma göre öyle. Ben duyduğuma göre öyle abi. Bir de burada evliyalarımız var abi. Onu evet, da çekelim. Daha önce çekim yapmıştık evliyaları. Yaptınız doğru abi. Var, onun çekimi var. Burası Ali Deringöz'ün evi abi, bu da yurt dışında kendisi dedem oluyor. Annemin babası. Değil mi? Evet. Şu evi. Köyün tam merkezinde Regoba. Az ileride abi. Tam oradan bir drone kaldıralım. Şöyle köyü güzelce hem de bir çekelim havadan. Köylüler bilir. Nazik'in kapı derler eskiden. Şurada var abi.